Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size endokrin sistemden bahsedeceğim. Endokrin sistem dediğimiz hormonal sistemdir. İlk olarak bez çeşitlerimizi göreceğiz. Daha sonra hormonların yapısından bahsedeceğiz. Sonra da bizim vücudumuzda bulunan bazı bezlerden bahsedip bunların salgıladıkları hormonları söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz endokrin sistemden bahsederken ilk önce hormon salgılayan yapılardan bahsedelim arkadaşlar. Hormonu salgılayan iki tane yapı vardır. Bunlardan bir tanesi epitel dokudur, bir tanesi de sinir dokudur. Şimdi hatırlayın dokuları. Dokularda epitel dokudan bahsederken salgı epiteli demiştik. Salgı epiteli hücreleri bir araya geliyordu ve bezleri oluşturuyordu. Bu bezlerden bazıları endokrin bez, bazıları egzokrin bez arkadaşlar. Bazıları da karma bezlerdir. Yani karma bez dediğimiz hem endokrin görev yapıyor hem de egzokrin görev yapıyor. Peki nedir bu endokrin, egzokrin? İlk önce bunlara bakalım. Önce şöyle yazalım isterseniz. Hormon salgılayan yapılar diyelim. Hormon salgılayan yapılar. Nedir hormon salgılayan yapılarımız? Bunlardan bir tanesi epitel doku. Epitel doku. Ki bunu biz salgı epiteli diye ayırmıştık. Salgı epiteli parantez içinde yazayım. İkincisi de arkadaşlar sinir doku. Sinir hücreleri de yine hormon salgılayabilir. Şimdi biz endokrin bez, egzokrin bez ve karma bezler neler? Bunlardan bir bahsedelim. Bez çeşitleri diyelim hatta. Şöyle salgı bezi çeşitleri diyelim. Salgı bezi çeşitleri. Evet. Birincisi neydi? Endokrin bez. Bir endokrin bez. Arkadaşlar, endokrin bez iç salgı bezidir. Bakın, endo iç demektir. Endo iç. İç salgı bezlerine biz endokrin bez diyoruz. Bu endokrin bezler ürettikleri salgıları kana verirler arkadaşlar. Başka bir yere göndermiyorlar. Sadece ürettikleri salgıları kana veriyorlar. O zaman yazalım. Ürettikleri salgıları kana verirler. Kana verirler. Salgılarına hormon denir. Salgılarına hormon denir. Birkaç tane endokrin bez örneği yazalım. Mesela işte yine bizim işleyeceklerimizden hipofiz, tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezleri. Bunlar arkadaşlar endokrin bezlerdir. Hemen yazalım örneğini de. Örnek hipofiz, tiroid, paratiroid. İşte böbrek üstü gibi bezler. Böbrek üstü bezi. Bunlar nedir? Bizim endokrin bezlerimizdir. Evet, endokrin bezler bu şekilde. Gelelim bir de egzokrin bezlere. Şöyle yana geçeyim. Egzokrin bezi de bu tarafa yazalım. 2 diyelim egzokrin bez. Arkadaşlar egzo dışarı demektir. Bakın ürettiği salgıyı vücut boşluklarına ya da vücut dışına gönderen bezlerdir. Mesela gözyaşı bezi veya tükürük bezi. Bunlar nedir? Ürettiği salgıyı dışarıya gönderir arkadaşlar ve egzokrin bezdir. O zaman egzokrin bezler için şunu yazalım. Ürettikleri salgıları vücut boşluğuna ya da vücut dışına gönderir. İşte örnek yazalım. Örneğimiz neydi? Ter, tükürük, daha sonra ne olabilir başka? Yağ bezleri arkadaşlar. Bunlar bizim egzokrin bezlerimizdir. Ter, tükürük, yağ bezleri. Evet, egzokrin bezler de bu şekilde. Gelelim bir de hem endokrin hem de egzokrin görev gören mezokrin bezler, yani karma bezler. Şöyle 3 yazıyorum. Mezokrin. Yani parantez içinde karma bez. Adı üstünde zaten karma. Yani hem hormon üretecek,
kana verecek, hem de arkadaşlar salgı üretecek ve vücut dışına ya da vücut boşluğuna bırakacak. Biz bunlara en iyi örnek olarak mesela mide, ince bağırsak gibi bezler örnek veriyoruz. Çünkü diyelim ki mide gastrin hormonu salgılayarak endokrin bez görevi görür. Sindirim enzimi salgılayıp mide boşluğuna bırakarak da egzokrin bez görevi görür. Dolayısıyla mezokrin bez ismini alıyor arkadaşlar. Hemen yazalım mezokrin bezi. Hem endokrin hem de egzokrin. Şöyle egzokrin bez görevi görür. Görevi görür. Evet, bu şekilde örneğini de yazalım. Örnek işte mide, ince bağırsak, pankreas. Bunlar da nedir arkadaşlar? Bizim mezokrin bezlerimiz. Mesela pankreastan örnek vereyim. Pankreas hem insülin ve glukagon hormonu salgılayarak bunları kana veriyor. Hem de sindirim enzimi salgılayarak bunu da ince bağırsağa gönderiyor. Yani vücut boşluğuna gönderiyor. Dolayısıyla karma bir bezdir. Şimdi sinir hücrelerimiz de, sinir dokumuz da arkadaşlar bizim hormon üretebiliyor. Mesela nörotransmitter madde üretiyor sinir hücrelerimiz. Bunlar hormonlardır. İşte dopamin, serotonin, asetilkolin, noradrenalin gibi hormonları üretebiliyor sinir hücrelerimiz. Evet, salgı bezlerini, çeşitlerini gördük. Neler olduklarını örnek verdik. Şimdi gelelim bir hormonun yapısına. Bizim için önemli olan zaten hormondur. Hormonun yapısı diyelim ve devam edelim. Şöyle sayfayı değiştireyim. Hormonun yapısı. Arkadaşlar, bir hormonun yapısına baktığımız zaman hormon iki yapılı olabilir. Ya protein yapılıdır ya da steroid yapılıdır. Bazen amino asit yapılıdır da denilebilir ama amino asit zaten proteinlerin yapı taşı olduğu için direkt protein yapılı olarak kabul ediyoruz. Şimdi protein yapılı olan hormonlar büyük moleküllerdir. Büyük oldukları için de hücre zarından geçemezler. Dolayısıyla protein yapılı olan hormonları tanıyan reseptörler hücre zarının yüzeyinde bulunur. O yüzden de protein yapılı hormonlardan size bahsettiği zaman reseptörleri nerede bulunuyormuş? Hücre zarının yüzeyinde bulunuyormuş arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Protein yapılı hormonlar büyük molekül olduğu için hücre zarından geçemez. Hücre zarından geçemez. Bu hormonları tanıyan reseptörler hücre zarının yüzeyindedir. Hücre zarının yüzeyindedir. Evet, protein yapılı hormonlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi birazdan örneklerini vereceğim ama şöyle bir boşluk bırakmak istiyorum. Steroid yapıları anlatayım. Daha sonra size kısaca bir örnek vereceğim arkadaşlar. Hemen aklımızda kalacak zaten. Steroid yapılı hormonlara geldiğimiz zaman bunlar yağ yapılıdır ve küçük moleküllerdir. Küçük oldukları için hücre zarından geçebiliyorlar. Dolayısıyla bu hormonları tanıyan reseptörler arkadaşlar hücrenin içerisinde bulunuyor. Yani hücre zarında değil de hücre zarından geçebildikleri için hücre içerisinde bulunuyor. O zaman steroid yapılı hormonlar için de şöyle diyelim. Steroid dediğimiz yağ yapılı hormonlar küçük molekül oldukları için hücre zarından geçebilir. Bu hormonları tanıyan reseptörler hücrenin içindedir. Yani sitoplazmada bulunuyor arkadaşlar. Evet.
Steroid yapılı hormonlar da bu şekilde. Şimdi bizim bilmemiz gereken 5 tane steroid yapılı hormon vardır. Bunlar haricinde geriye kalanlar protein yapılı hormonlar oluyor. O yüzden dedim hani protein yapıları örnek sonra vereyim diye. Şimdi hemen steroid yapılı olan 5 hormonu yazıyorum arkadaşlar. Şöyle örnek diyorum. Nedir bunlar? Progesteron, kortizol, aldosteron, östrojen ve testosteron. Şimdi baktığımızda progesteron, östrojen ve testosteron eşeysel hormonlardır. Yani işte dişilik ve erkeklik hormonlarıdır. Kortizol ve aldosteron ise arkadaşlar bizim böbrek üstü bezimizin kabuk bölgesinden salgılanan hormonlardır. Bu 5 tane hormon steroid yapılı hormondur. Geriye kalanların tamamı protein yapılıdır. O zaman protein yapıları hemen aklımızdan örnek yazalım. Şöyle yazıyorum örnek. Nedir örneğimiz? Mesela insülin. İşte glukagon. Glukagon. Başka ne olabilir? Tiroksin. Tiroid bezinden salgılanıyor. İşte parat hormon. Bunlar da nedir? Bizim protein yapılı hormonlarımıza birkaç tane örnektir. Dediğim gibi yaklaşık 20-25 tane hormon salgılanıyor bizim vücudumuzda. Bunlardan 5 tanesi steroid yapılı. Geriye kalanlar ise nedir? Protein yapılıdır. Şöyle altında çizeyim. Bakın protein yapılı hormonlar için şöyle diyelim. Altını çizelim belli olsun. Steroid yapılı hormonlar için de şöyle altını çizelim. Belli olsun. Evet, hormonlarımızın yapısı bu şekildedir. Hormonların yapısıyla ilgili birkaç soru gelebilir arkadaşlar karşınıza testlerde. Şimdi gelelim hormonal iletimin ve sinirsel iletimin karşılaştırılmasına. Şimdi sinirsel iletim ve hormonal, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sinir sistemi ile endokrin sistem ikisi birlikte denetleyici ve düzenleyici sistemler olarak görev yapıyorlar. Öyle anılıyorlar. Çünkü birlikte çalışabiliyorlar arkadaşlar bunlar. O zaman ikisinin de bir karşılaştırmasını yapalım. Şöyle yazalım başlık olarak. Hormonal iletim ve sinirsel iletimin karşılaştırılması. Evet, başlığımız bu. Şimdi şuraya hormon diyorum. Şuraya da sinirsel iletim diyorum. Evet. Hormona baktığımız zaman arkadaşlar, hormonal iletim kanla taşındığı için daha yavaş taşınır. Sinirsel iletimde elektrokimyasal bir iletim gerçekleştiği için, yani elektriksel bir iletim olduğu için daha hızlıdır. O zaman şöyle diyelim ilk özellik olarak. Hormonlar yavaştır, sinirsel iletim ise hızlıdır. Evet, yine baktığımız zaman hormonal iletim arkadaşlar etkisi daha uzun sürer. Hormonal iletimin etkisi daha uzun sürer. Sinirsel iletimde ise arkadaşlar etki süresi kısadır. Evet, genel olarak özelliğimiz bu şekilde. Bir de hormonları şuna yazalım. Hormonlar kesinlikle kanla taşınır arkadaşlar. Başka hiçbir yerde hormona rastlamayız. Bakın midenin içerisinde yoktur. İnce bağırsağın içinde yoktur. Ağzımızın içinde hormon kesinlikle bulunmaz. Nerede bulunacak hormon? Kesinlikle kanın içerisinde bulunacak. Evet, hormonlar parçalanıncaya kadar etkilerini sürdürüyor arkadaşlar. Hormonların azlığı ya da çokluğu, kanda bulunan miktarı bazı hastalıklara sebep olabilir. İşte bu hastalıkları da zaten hormonları anlatırken kendi içerisinde anlatacağım. Şimdi bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Ne işledik bu videoda? Endokrin sistemden bahsettik, salgı bezi çeşitlerinden bahsettik. Hormonun yapısından bahsettik. Daha sonra hormonal sistemle ya da hormonal iletimle sinirsel iletimin karşılaştırılmasını yaptık. Bir sonraki videoda artık vücudumuzda bulunan hormonlardan
ve bezlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.